Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda bugün anneler için bir yayın yapacağız aslında. Annelerin hissettiği yetersizlik duygusundan bahsetmeye çalışacağız. Çocukların dünyaya gelmesiyle beraber bütün aile sistemi bambaşka bir hal alıyor. Tabii ki kadınlıktan anneliğe yeni bir rol eklenmiş oluyor ve bu annelik rolü artık ömür boyu kadınlarla beraber devam ediyor. Haliyle bunun getirdiği farklı duygu durumları da olabiliyor ve en yaygın karşılaştığımız maalesef yetersizlik duygusu ve bu duyguyla beraber biraz da ne yapacağımızı bilemez halde oluyoruz. İşte tam da bunlar için aslında neler yaşanıyor, bunun sebepleri ne veya çözüm yolları neler olur hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Çok değerli iki konuğum bizlerle. Psikoterapist Esra Oraz. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihal Hanım. Sağ olun. Ve psikolog Rümeysa Betül Kanat. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün anneler için bir yayın yapacağız diyorum ya, özellikle Esra Hanım belki siz kendi deneyimlerinizden de burada bizimle paylaşmış, bahsetmiş olacaksınız bu yayında diye tahmin ediyorum. Tam birkaç dakika öncesinde de aslında buna dair kendi aramızda da konuşuyorduk. Öyle yoğun, öyle dolu bir kavram ki annelik, bir yanıyla yetersizlik sadece onun getirdiği duygulardan bir parçası da olabiliyor. Bununla beraber buna eşlik eden pek çok farklı faktör de oluyor. Özellikle yetersizlik bağlamında konuşacağız dedik. Sizin bununla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız da vardı. Hatta çok yoğun ilgi de görmüştü. Ben takipçilerimize de sordum. Bu konuyla alakalı en çok zorlandığınız durumlar neler oluyor diye. Onlar da yorumlarını iletmişler. İzleyici sorularımız da var. Yine takipçilerimizden gelen. Hepsine yer vermeye çalışacağız ilerleyen dakikalarda. Yayın esnasında gelen sorularımız olursa onları da cevaplayacağız. Bu sorularınızı ekranda gördüğünüz numara üzerinden bize iletebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak bu yetersizlik duygusunun ne olduğundan, annelerde nasıl karşımıza çıktığından bahsederek başlayalım istiyorum. Esra Hanım sizlerle başlayalım. Kıymetli takdiminiz için teşekkür edeyim Nihal Hanım evvela. Annelerde yetersizlik duygusunun aslında çok farklı şekillerde karşılığını görebiliyoruz. Evvela anneler evlatlarına yeterince iyi bakım verip vermedikleri, özellikle yeterince iyi duygusal bakım verip veremedikleriyle ilgili kaygılılar. Bu onlara kendilerini, anneliklerini sorgulatıyor. Bir kesim anne içinde eğer böyle çocukları yemekle ilişkisi, uykuyla ilişkisi problemliyse çocuklarının öz bakımını yeterince iyi karşılayıp karşılamadıkları ile ilgili de kaygılanıyorlar ve içeriden gelen bu yetersizlik duygusu, zaman zaman da yetersizlik kaygısı diye tarif edelim bunu. Annenin kendinden şüphe duymasına, kendisini sıklıkla sorgulamasına, eleştirmesine, çocuğuyla ilişkisinden kopacak düzeyde hızlı bir şekilde tükenmesine yol açabiliyor. Yetersizlik duygusu ile ilgili aslında böyle en sık karşılaştığımız benim en azından klinik gözlemim bu. Hem duygusal bakımı hem öz bakımı konusunda annenin kendi yeterliliğini, yetkinliğini sıklıkla sorgulaması, bununla ilgili şüpheye düşmesi, kendine güvenmemesi, kendinden şüphe duyması sorunu olarak tarif edebilirim ben kendi dilim döndüğünce. Tabii burada biz de bir yandan yayınlar yapıyoruz ya da sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz. Muhtemelen bunlar da bu duyguyu biraz daha körüklüyor olabilir. Çünkü oturuyoruz burada diyoruz ki şöyle davranılsa daha iyi olur. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Aman şunu yapmayın olur mu? Bu çok tehlikeli olabilir. Çok büyük etkisi olabilir çocuk üzerinde. Beslenmeyle alakalı pek çok farklı şeyden bahsediliyor. Uykuyla alakalı pek çok farklı düzenden bahsediliyor. Ve bunların hepsini duyan, gören bir anne buna göre kendine sanki bir liste oluşturuyor. Ben bunlara ne kadar uyuyorum, ne kadar uymuyorum. İki yönlü bir yola doğru gidiyor. Bu duyduklarıyla beraber biraz daha kendini iyiye taşımaya çalışmak yönü ya da bu duyduklarıyla beraber kendini çok daha dipte, çok daha çaresiz, çok daha yetersiz hissetme yönü gibi. Bizim niyetimiz tabii ki daha iyi olması yönünde. Ama belki de burada böyle bir öz eleştiri yapmak da yerinde olacaktır. Annelere acaba çok mu yükleniyoruz diye biraz da bizim de bu işi bu şekilde yapanlar açısından şöyle bir bakmamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Siz neler eklersiniz? Sizi dinlerken şöyle bir çağrışım yaptı bende aslında. Bir arkadaşım doğum sürecini anlatmıştı. İşte sezaryen olduğundan bahsetti ve hayatımda ilk defa ameliyata giriyorum dedi. Ama o ameliyatın çıkışında herkes çocuğun başına üşüşmüştü. İşte emiyor mu, onu mu yapıyor, bunu mu yapıyor? Ama ben ağrılar içinde yatıyordum.
ve kimse benimle ilgilenmiyordu. Herkes çocukla ilgileniyordu ve bir süre sonra kendi kimliğimi bıraktım, kendi acılarımı bıraktım. Çocuk için ben de koşturmaya başladım. Ne kadar canımın yandığını unuttum, benim de bakıma ihtiyaç duyduğumu unuttum. Şimdi sizi dinlerken bu anıya gittim ben. O kadar böyle acı dolu anlatmıştı ki. Hakikaten anneliğin omuzlarında çok büyük bir yük var aslında. Gerçekten bakım veren olmak, sürekli orada onun için hazır olmak ciddi bir yük baktığınız zaman. Dolayısıyla yetersizlik duygusu tam bunun karşısına konumlanıyor ve bu çok insani bir yerden. Ben biraz yetersizlik duygusu hissi diyeceğim. Sanki duygudan ziyade içinde farklı duyguları da barındıran kocaman bir süreç. Korku, kaygı, eksiklik duygusu, zaman zaman suçluluk duygusu. Bir sürü duygu var aslında içinde. Dolayısıyla bunların hepsini ilerleyen dakikalarda konuşuyor oluruz. Ben bir süreç olarak tanımlıyorum anneliğin içinde yaşadığı yetersizlik duygusunu. Ve öyle bir süreç ki artık bir kere anne olduktan sonra bunun geri dönüşü yok. Hı hı. Şimdi her zaman bahsedilir. Hatta bizim anneannelerimizden, babaannelerimizden gördüğümüz kendi anne babalarımıza hala bazen ufak çocuklarıymış gibi davranırlar. Hı hı. Hala üşütme, dikkat et, yemeğini yedin mi? Yani 50 yaşına gelmiş evladına hala akşam yemeğini yedin mi diye sorar mesela telefonda. Bu bitecek bir süreçte değil. Evet. Belli ki bu kaygılarda ömür boyu artık devam edecek ama işte bunu nasıl yaşadığımız, bununla beraber hayatımıza nasıl devam ettiğimiz kısmı biraz daha bizim bakacağımız kısım. Şöyle bir annelerin günlük hayatına bakacak olursak, bu günlük hayatta bu yetersizlik duyguları ya da bahsettiğiniz bu korku, suçluluk, bununla paralel giden diğer duygular da olabilir. Annelerin günlük hayatı nasıl geçiyor, duygusal olarak neler yaşıyorlar? Betül Hanım çok kıymetli şeyler söyledi ve sizin de aslında özetlemenizle birlikte doğrudan bir annenin günlük hayatı, aslında günlük duygu durumu, özellikle bütün gününü evladıyla geçiren anneler için söyleyebilirim. En sık aslında karşımızdaki bu yetersizlik duygusunu, bu duygu demetini ortaya çıkaran faktör o kimlikle, yani annelik kimliğiyle annenin aşırı, yani kadının aşırı bütünleşmesi ve bu kimlik dışında diğer bütün kimliklerine büyük ölçüde mesafe koymuş olması. Bu durum, yani annenin, kadının tek başına annelik kimliğiyle sürekli 7-24 bütünleşik yaşaması, diğer kimliklerine hiç yakınlaşamaması durumu mesela, doğal olarak kadının kendisini sıklıkla bu durumla alakalı düşünmeye, bu durumla ilgili problemler üretmeye zihnini sevk edebilir. Eğer bu kimlikle bu bütünleşiklik durumu varsa ve arada başka kimliklere sağlıklı şekilde alanlar açılamıyorsa, bu durumda doğal olarak, yani ister istemez, hepimiz için aslında bu böyle. Mesela benim her gittiğim yerde psikolog olmam benim için ne kadar yorucu olurdu, öyle değil mi? 24 saat psikolog gibi düşünmem, hareket etmem, davranmam beni ne kadar yorar ve yıpratırdı. Özellikle modern çağda babanın meseleden eline eteğini çekmesi, anneliğin öneminin altının aşırı çizilmesi, babalığın öneminin aynı ölçüde çizilmemesi, ilk 3 ay bebeğin anneye olan o aşırı bağımlı durumunun ilk 3 sene, 4 sene, 5 sene olarak devam etmesi, o süreçte baba hakkıyla o sorumluluğu anneden almadığı zaman, bütün bunların ortaya çıkardığı günlük rutinlerde bazı duygular oluyor doğal olarak. Yani anne bir kere tabii ki duygusal olarak, özellikle duygusal olarak yoruluyor. Çünkü kendisi bir yetişkin. Yetişkince özgürce karar verebilmek istiyor. Fakat şöyle düşünün, ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk bir varlık var evin içerisinde ve her an ne yapacağı belirsiz. İnanılmaz spontan, bir sonraki aşamayı düşünemiyor ve anne yetişkin, kadın yetişkin fakat çocuk çocuk. Dolayısıyla bir çocuğa uyumlanmak bir anne için sürekli yapılabilir bir şey değil. Anne yetişkinlik dünyasına adım attığında ve bir yetişkin gibi plan yapıp, muhakeme yapıp karar verdiğinde bir şeye, çocuğunu hızlı ve seri dünyası buna müsaade etmiyor. Daha dün başıma gelen bir şeydi mesela. 2 gün önce, çok özür dilerim. Neyse, eve geldim. Dedim ki enerjim çok yerinde. Hani işten geldim ama yorgun değilim. Hemen şu kıyafetlerimi hızlıca asayım. Ortalığı bir toparlayayım. Hani kafamda bir iş kalmasın.
Ve çocuklarla ilgileneyim, oturup rahat rahat. Sonra oradan kızım bir şey söyledi. Oradan oğlum bir şey yaptı. Her şey kaldı Nihan Hanım, her şey. Doğal olarak o anda çok hızlı bir şekilde bir bölünme yaşıyorsun. Bir yetişkin olarak yani. Çok hızlı bir bölünme. Ve o bölünme esnasında dönüp çocuğuna kızamıyorsun da. Çünkü o da çocuk ve annesine ihtiyaç duyuyor. Annesini özledi. Annesiyle vakit geçirmek istiyor. Onun ihtiyaçları, annenin, kadının ihtiyaçları, çocuk ve yetişkin dünyasının birbirinden bu uzaklığı, çocuğun dünyasındaki bu serilik, annenin, kadının, yetişkinin dünyasındaki bu aslında karar verme süreçleri, bütün bunların hepsi doğal olarak kadının iç dünyasında bir çatışma doğuruyor. Bir şeye başladığında sürdürememenin hayal kırıklığı, sürdürebilecek miyimin kaygısı, başarılı bir anne miyim, çocuğumu yeterince duygusal olarak destekleyebiliyor muyum? Çünkü sınır çizmek de gerekiyor, dur demek gerekiyor ve bazen çocuklar bunu kaşlarımızı çatmadan, hatta sesimizi yükseltmeden algılayamayabiliyorlar. Özellikle daha dürtü kontrolüyle ilgili zorluk yaşayan çocukların anneleri mesela bu çatışmayı çok daha sık yaşıyor. Bir tek bununla kalmıyor tabii. Kadının kendi içindeki duygusal ihtiyaçları da var. Çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili kaygılarının yanı sıra bir kadın olarak, bir anne olarak, bir eş olarak, bir dost olarak desteklenmeye, anlaşılmaya, görülmeye ihtiyaç duyuyor. Bunları yönetmesi lazım. Çocuğuyla o etkileşimi iyi yönetmek gerekiyor. Bir taraftan işte medya, sosyal medya, televizyonlar, bütün bu bilgi iletişim kanalları ile birlikte akıp gelen bir bilgi var. Bunları içeride süzmesi lazım. Bunları böyle hoşgörüyle karşılayıp içinde anlamlı bir yere konumlandırması lazım. Kısacası bütün bunlar anneliğin yükünü arttıran faktörler. Tabii ki daha bir sürü benim şu an sayamadığım, saymamın asla yeterli olmayacağı durumlar da var. Şunu tabii ki istemem. Yani bir annenin işi ne kadar zormuş mesajının altını çiziyor olmak istemem. Aslında bu dünyayla nasıl ilişkilendiğimizin bir ürünü, evladımızla da nasıl ilişkilendiğimiz. Eğer dünyaya karşı temelde toleransı yüksek bir bireysek, evladımıza karşı da aslında evladımızla ilgili bu sürprizleri de genel olarak bir toleransla içimizde hazmedebiliyoruz. Fakat hele ki bir de kendimize çok eleştirel biriysek, hele ki bir de sürekli kendinden anne olmadan önce de şüphe duyan biriysek, başarı bizim için çok çok önemliyse, ister istemez anneliğin yükü de buna göre daha farklı şekilde oluyor. İnşallah böyle düzgünce, en azından dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Bu bahsettiğiniz kısım bence zihnimizde çok net canlandı. Yani bir annenin işte günlük hayatında neler yaşadığıyla alakalı defalarca bölünmesi, çok güzel bir ifade kullandınız. Çocuk çocukluğunu yapıyor ama bizim her zaman o çocukluğa tahammül seviyemiz eşit olmuyor. Yani o gün mesela işten geldiğinizde iyi, enerjim yerinde. Tam tersi de olabilir. Bazen çok bitik bir halde gelmiş ve evle alakalı bazı şeyleri yoluna koymaya gayret ederken birden evdeki işler daha da çığırından çıkabilir. Ve zaten benim bununla baş edecek enerjim hiç yokken üstüne bir de sakin kalmaya çalışıp ya da aman çocuklarıma çok büyük tepkiler vermeyeyim endişesiyle beraber ama yaşadığımda bir zorluk var, bir sıkışma var. Bunu da ifade edemediğim halde artık işlerin iyice annenin kendi içinde çıkmaza gittiği bir yere varabilir. Ya da bu patlama ihtiyacı ise eğer farklı şekillerde de patlayarak yine karşılık bulabilir. Ki bunun neticelerini yani duygunun yaşanmayışı bastırılmasıyla alakalı neticeleri de konuşuruz diye tahmin ediyorum. Bahsettiğiniz kısım bu annelik çok zor mesajını vermek istemiyorum dediğiniz yerde bir yandan aklımdan şu da geçti. Annelik zaten zor. Yani eğer anne olmak isteyen birinin bununla ilgili bir meselesi varsa, yani annelik çok zor olduğu için ben bundan kaçınıyorumla ilgili bir meselesi varsa, buradaki kaçındığı şey sadece annelik özelinde değildir muhtemelen. Yani onu zorluktan kaçınmaya götüren şeyler neler oluyor kısmına bakması gerekir. Ki sorularımız arasında var. Anne olmaktan korkuyorum. Çünkü kendimi şöyle hissedebilirim, bunları yaşayabilirim, korkusunu yaşıyorum soruları da var. Bunlara da cevap vermeye çalışacağız. Ama bazen de bazı şeyler gerçekten öyledir ya, annelik de zordur yani. Ne kadar maddi imkanımız olmasından bağımsız bir zorluk bu. Sosyal medyada karşılaştığım bir aile vardı. Tabii ne kadar algılarımız etkileniyor. Çok varlıklı bir aile, çok güzel imkanları var. Çocukları çok tatlı falan derken başka bir gün bir habere denk geldim.
Çocuk 4-5 yaşlarında kanser atlatmış. Yani gerçekten aslında nereden imtihanın geleceğini bilmediğimiz şekilde sürekli imtihanlarla yaşıyoruz. Ez cümle, eğer varsa bu zorlukla ilgili bir meselemiz, zaten onu da ele almamız gerekecek. Ama evet, endişeye mahal vermek adına bunları belirtmediğinizi söylemeniz çok anlamlı. Şimdi bu günlük yaşamın içinde karşılaştığımız durumlar çok güzel netleşti sizin açıklamanızla beraber. Betül Hanım, sizce bunlarla beraber neler olabilir? Ya da belki danışanlarınızdan duyduğunuz cümleler olabilir. Ya da doğrudan aktarmasanız bile nelerle karşılaşıyorsunuz? Şu şekilde... Sizi dinlerken Esra Hocam bayağı güzel kendi hayatından da örnekler verdi. Zihnimde böyle bir cümle yankılanıyor. Birkaç hem arka plandaki örnekten hem de gerçekten buraya da bakabilir miyiz diye çağrışım yaptı. Annelik mi zor, mükemmel annelik mi zor? Kültürün, tabii, insanların, beklentilerin, geçmişimizin yüklediği annelik mi zor acaba? Gibi böyle bir cümle yankılandı zihnimde. Bir araştırma yapıyorlar anneler, babalar ve çocuklar üzerine, bilmiyorum denk geldiniz mi? İşte hem anne babalara soruyorlar, sence işte çocuğunla yaşadığın, onu en mutlu ettiğin an hangisidir diye. İşte diyor ki işte ona araba aldım, onu şuraya götürdüm, işte uçurup kaçırdım falan, bir sürü böyle hani onun için emek verdi ya da o annelik babalık görevini kendi zihninde en iyi şekilde yaptığını düşündüğü anları söylüyor. Çocuklara soruyorlar, diyorlar ki işte en mutlu olduğun an hangisiydi annenle babanla? İşte mutfakta pasta yaparken yumurta kırmıştık, yere düşmüştü, gülmüştük ve çok böyle güzel bir andı bizim için gibi bir yerden. Hakikaten böyle bambaşka cevaplar veriyorlar baktığınız zaman. Burada biraz şuraya değinmek isterim aslında. Hakikaten annelik üzerinde, ebeveynlik diyelim, bakım veren diyelim. Bu rol üzerinde, bu kimlik üzerinde müthiş bir gerçekten yük var. Yani rolün kendisi, belki kişi kendi gibi olduğunda, kendini tanıdığında, belki yaralarına dokunup iyileştirdiğinde kolay bir yerden bağ kurup yapabilecekken bir sürü beklentiyle ağırlaşan bir rol. Dolayısıyla buradaki o özellikle yetersizlik duygusuna baktığımızda acaba rolün kendisinden ya da kişinin kendi deneyiminden mi geliyor, yoksa sürekli dış seslerden mi, o yüklerden mi geliyor zorluk? Evet. Burayı böyle biraz sorgulamak istedim. Evet. Dolayısıyla kendimiz daha da zorlaştırabiliyoruz. Evet. Yani evet, ortada olan bir durum var. Sonuçta bir yavrunun bize emanet olmasıyla alakalı ve onu yetiştirmekle alakalı zaten hali hazırda. Duygusal olarak pek çok durumdan bahsettiniz. Yani bütün bunlar, yine belirteceğim, bizim ne kadar imkana sahip olduğumuzla falan alakalı şeyler değil. İnsan olmamızdan gelen zaten zorluklar var. Üstüne bir de kendi beklentilerimizle beraber, kendimize koyduğumuz kurallarla beraber durumu biraz daha zorlaştırabiliyoruz. Belki bu kısmı bir soruyla beraber de açmış olabiliriz. Şöyle bir soru var. Anne olmaktan ve iyi bir anne olmaktan korktuğum için tam 7 sene anne olmayı erteledim. Yaşım geçiyor diye anne olmaya karar verdim, ancak hala iyi bir anne olamamaktan korkuyorum. Neler söylersin? Yani çok, o kadar derin bir soru ki bu. Neresinden dokunmaya başlayayım diye düşündüm. Evvela seyircimiz inşallah anlatacaklarımdan güzellikle yararlansın. Şöyle söyleyeyim Nihan Hanım. Evvela şu. Annelik bir kimlik. Diğer bir sürü kimliğimiz gibi bir kimlik. Ama pek tabii bir çocuk dünyaya getirmek, bir çocuğa ebeveynlik etmek, İtiraf etmek lazım, yüklü, adapte olmayı gerektiren, değişimi, gelişmeyi gerektiren, gerçekten biraz üst rol diyebileceğimiz bir rol. Yani birinin arkadaşı olmaktan çekilebiliriz. Evlatlık rolümüzle bile yetişkin olduktan sonra biraz mesafelenebiliriz. Ama özellikle çocuklarımız büyüyene kadar annelik, ebeveynlik rolüyle o mesafeyi çok büyük açamıyoruz. Sadece belli bir mesafe, yani kendimize sağlıklı nefes alabileceğimiz zamanlar yaratabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu sizin de söylediğiniz gibi kolay bir deneyim değil. Ama genel bir gözlemimi anlatayım. Eğer ben, benim için kıymetli olan şeyi, bu işin getireceği yükten
Ve bu işi başarılı yapıp bu kimlikle ilgili üstüme düşeni başarıyla sürdürüp sürdürememekle ilgili ciddi bir kaygı duyuyorsam ve bu yüzden benim için kıymetli olan şeyi tam 7 sene erteliyorsam zaten burada konu anneliğin zorluğuyla ilgili bir şey değil. Ya da iyi bir anne olup olmamakla ilgili değil. Burada belli ki seyircimizin içinde bitiremediği bazı işler, dokunulmamış bazı yaralar var. Belli ki kendisiyle ilişkisinde başarı, sürekli iyi olmak, sürekli iyi hissetmek, bir şeyi sürekli sürdürebilmek gibi zihninde kendisinden beklentileriyle ilgili yüksek standartlar ve katı kurallar var. Şu sıralar hayatında son 7 senedir evliliğiyle birlikte bunun belki de en net göstergesi annelik rolünü 7 sene ertelemiş olması oluyor olabilir. Fakat bu kendisini şuraya bakmaya davet ediyorum. Sorun anneliğin zorluğuyla ya da iyi bir anne olup olmamakla ilgili bir konu değil. Muhtemelen kendisiyle ilgili bu katı kuralları, kendisinden yüksek beklentisi. Mesela iyi bir anne tam olarak ne demek? Benim evvela soracağım soru bu olur kendisine. İyi bir anne ne demek? Muhtemelen orada yüksek standartlar görürüz bir. Sürekli iyi hal, sürekli çocuğa en mükemmel bakımı göstermek gibi şeyler görürüz. Bunların hiçbiri gerçekçi değil. Çünkü gerçek hayatta çocuk anne ilişkisi, iki dost ilişkisi, iki iş arkadaşı ilişkisi, hiçbir ilişki, dünya ile ilişkimiz, Rabbimizle ilişkimiz bile stabil ve hep aynı duyguda gitmiyor. Yani mesela zaman zaman çok yakın hissederiz kendimizi bir arkadaşımıza, dostumuza. Zaman zaman uzak kalmak isteriz. Bizi çok korumuş ve gözettiğini hissettiğimiz bir dostumuz sadece birkaç saat içerisinde bizi yeterince gözetmemiş hareket edebilir. Bu dostluğun ortadan kalkacağına yeterli bir delil mi? Değil. Fakat eğer ki ben kafamda bu yüksek standartlara sahipsem mesela insanların üstünü çabuk çizerim. İnsanlarla ilişkimi çabuk mesafelendiririm. Çünkü benim kafamda şu var. Biriyle bağ kuracaksam hep iyi hissetmeliyim. O ilişki hep başarılı gitmeli. Kafamda herhangi bir kusur olmamalı. Dolayısıyla seyircimizi biraz hayatının dışına çıkıp şöyle bir balkondan bakıp hayatının bütününe bakmaya davet ediyorum. Muhtemelen sadece anneliği ertelemiyor. Diğer bütün ilişkileriyle ilgili bu yüksek standartları yüzünden zorlanıyor aslında. Sıkışmış hissediyor. Hasılı bizim onu iyi bir anne olmaya ikna etmemiz değil mesele. Onun bu konuda ikna edilmeye ihtiyacı yok. Onun dünya ile ilişkisini onarmaya ihtiyacı var. Çünkü dünya ve ilişkiler onun kafasındaki yüksek standartlar da bir yer değil. Çok daha kaotik, çok daha fazla iç dünyamızda değişken duygular mevcut. Gün içerisinde onlarca duyguyu herhangi birine ya da herhangi bir işimize yönelik bir sürü duyguyu aslında yaşıyoruz. Daha fazla duygusuyla bağ kurmaya, iç dünyasıyla bağ kurmaya ve dünya ile ilişkisini onarmaya davet edebilirim. Aksi şekilde yani bu seyircimizi annelik konusunda rahatlatmak ona bence sadece kısa süreli bir nefes aldırır. Evet. İnşallah bu konuda kendine yardım etmek için bir şans verir. Ve daha da onun bu erteleyişini muhtemelen besler. Kesinlikle. Yani çevresinde böyle söylemleri olan kişiler varsa ya da anneler belki evlatlarının böyle endişelerinden dolayı çocuk sahibi olmaktan geri durduğunu fark ediyorlarsa yavrum sen çok beceriklisin, çok maharetlisin, evi de şöyle çekip çevirirsin gibi sözler zaten bu erteleyen mekanizmanın beslendiği cümleler. Hı hı. Şimdi biz aynen bu cümleleri öyle kurmaya devam ettikçe o mekanizma biraz daha kendini daha iyiye götürmek yerine aynı yerde kalıp beslenmeye devam edecek. Bu aynı sanki takıntıyla alakalı zorluk yaşayan birinin ben sayıları sayarken karıştırıyorum. Benim başımda sen durup sayar mısın dediğinde bizim ona eşlik edip tamam ben senin yerine sayıyorum dememiz gibi besleyici bir yerde olacak. Çözüme götüren bir yerde değil. O yüzden bahsettiğiniz artık biraz daha geniş bir yerden bakma kısmı pek çok zorlukta olduğu gibi burada da çok temel ihtiyaçlardan birisi. Sizin aklınızdan neler geçiyor? Şöyle ilk aklıma gelen cümle ünlü bir kuramcı var Winnicott. Onun bir kavramı var. Yeterince iyi anne. Bu kelime benim çok hoşuma gider yani bu cümle. Yeterince iyi anne
nin altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle bu topraklarda, hani ben dönüp dönüp buraya atıf yapıyorum ama hakikaten evet, anneliğin kendi içinde bir sorumluluğu, özellikle ilk 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl belki müthiş bir uğraşı, özverisi, bakımı oluyor ama gerçekten özellikle bu topraklarda anneliğe çok büyük bir kutsallık atfediliyor. Kutsallık atfedildiği zaman insanüstü, gerçekten böyle hani hataya yer yokmuş gibi ve kişinin de kendi içinde kendini hata yapma payının asla bırakmadığı ve ben annelerde özellikle bunu çok danışanlarımda da görüyorum. Ufacık bir hata yaptığında müthiş bir suçluluk duygusuyla kendini dövmeye başlıyor. Şimdi mükemmel bir ya da kendi için mükemmellik beklentisi olan bir annenin elinde büyümüş bir kız çocuğu ya da bir evlat kendi ebeveynliğinde de kendine hata yapma payı gerçekten bırakmıyor. Mesela biz işte danışanımla kendi hayat hikayesi üzerine çalışırken o konuyu hemen çocuğuna getiriyor. Acaba o da yara almış mıdır bundan? Acaba şöyle olmuş mudur? Acaba böyle olmuş mudur? Orada hemen durduruyorum, diyorum ki önce kendin. Önce kendine ebeveynlik yapmalısın. Bu soruyu soran kişi bazında da bunu cevaplayacak olursam, hani Esra Hocam dünya ile ilişkisi dedi, orası çok güzeldi. Ona eklemek için kendiyle ilişkisini onarması hakikaten. Önce kendine ebeveynlik, ama bu ebeveynlik mükemmel bir ebeveynlik değil. Hata yapıp hatayı onarabilen bir ebeveyn olmak. Mesela danışan terapist ilişkisinde de aslında anne bebek ilişkisine çok benzer. Bir taraftan baktığınızda mesela danışanlar, terapistleri, psikologları biraz böyle hani tabiri caizse yarı tanrı bir yere oturtturur. Hiç hata yapmıyor. Sadece o koltukta oturuyor ve böyle hani poz kesiyor sürekli gibi bir yerden. Ama hata yaptığımı gördükleri zaman, aa bu da insanmış ya, bendenmiş. Sonra hadi gel bakalım bu hatayı beraber nasıl onarabiliriz? Benim yaptığım hata sana nasıl hissettirdi gibi bir yerden. Anne ile bebek arasındaki ilişkide de benzer bir şey. Çocuk mükemmel bir ebeveyn gördüğü zaman, mükemmellikten kastımız ne aslında, özellikle bu topraklarda duygularını mesela danışanlarımdan ya da böyle çocuklardan en çok gördüğüm, ebeveynlerini duygularını yaşarken görmüyorlar. Üzülürken, ağlarken hep böyle bir görev peşinde koşturan süpermenler gibi görüyorlar. Ne zaman ki işte mesela özellikle kadın danışanlarımdan çok duyarım bunu. Babamı ilk defa ağlarken gördüm. Annemi ilk defa yere çökmüş halde gördüm. İşte orada o mükemmel ebeveyn karşısında çöküyor ve ne yapacağını bilemiyor. Halbuki o küçükken de sahip olduğu insan bir ebeveyndi. Sadece bunu paylaşmak, o duygulara daha yakın hale gelmek, belki buradaki yükümüzü, o mükemmellik yükünü aldığımızda geriye daha insan insana bir ilişki kalacak diye düşünüyorum. Evet, buyurun. Çok güzel bir nokta oldu burası. Şunu ufacık eklemek için müsaade istiyorum. Aslında evvela insansak eksik olduğumuzu ve yaralayacağımız gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Annelik bitmeyen bir kaygı ve mutlaka istemeden zarar verebileceğimizi kabul etmek demek. Burada sağlıklı biriyle kendiyle ilişkisinin onarılmaya muhtaç olduğu birini şöyle ayırabiliriz. Sağlıklı ebeveyn yaralar, bunu fark eder ve onarır. Çocuğun aklında da, hatıralarında da, dünyasında da bu kalır. Der ki benim annem de bir insan ve yaraladığı zamanlar oldu ama onardı, telafi etti. Demek ki ben de düşebilirim. Demek ki ben de yanlış yapabilirim. Ve bunu onarma sorumluluğu alabilir mi, öğrenir çocuk. Fakat anne, yaralamayacağım kafasındaki o zarar vermeyeceğim. İyi de tutacağım, ona hep iyi olacağım, iyi annelik yapacağım, onun duygularını hep göreceğim gibi katı kurallara takıldığında çocuğunun karşısında hep Betül Hanım'ın anlattığı o güçlü görüneceğim imajını sürdürmeye çalıştığında çocuk bu defa hata yapma sorumluluğu, çok özür dilerim, hata yaptığında telafi etme sorumluluğunu modelleyebilme fırsatını kaçırmış oluyor. Dolayısıyla da burada annelerin ve hatta babaların da yaralayabilir ve bunu telafi edebilirim. Ve çocuğuma bırakacağım miras da bu olur aslında, kendisiyle ve dünya ile ilişkisinde. Ve tabii ki bir de şu var, diyelim ki yaraladım. Telafi etmek sadece gidip çocuğu özre boğmak değil.
ortaya çıkan o krizleri hani tam olarak hangi şartlar yarattıysa kuvvetim gücüm yettiğince o şartlara müdahale etmek de bu telafinin bir parçası. Diyelim ki ben çok fazla desteksiz kaldım. Ve doğal olarak çok yoruldum evladımla ilgili. Eşimin çok yoğun bir iş temposu var. Ailem şehir dışında. Ekonomik olarak dışarıdan destek alacak da bir gücüm yok. Böyle bir sahne hayal edelim. Pek çok annenin içinde bulunduğu durumun kısa bir örneği bu aslında. Şimdi ve anne küçücük evladına haksızlık ettiğini fark ediyor. Sonra gidiyor, özür diliyor, gönlünü alıyor, öpüyor, kokluyor. Ama içindeki o suçluluk böyle kursağından gitmiyor yani. Yutkunmasına engel oluyor. Fakat sonra tekrar o suçlulukla birlikte yeni öfke nöbetleri. Çünkü elinin altında evladı var, onunla ilişkisi var. Diğer bütün ilişkileriyle arasında ciddi mesafeler var. Ve sanki bu durumun içinden çıkamayacakmış kadar çaresiz hissediyor bu noktada anne. Şimdi annenin telafisi burada sadece ama sadece gidip çocuğunu özürlere boğmak, ona hediyeler almak, onun gönlünü almak için kendini heder etmek değil. Yani tabii ki de bu da meselenin bir parçası, bu da lazım. Fakat evvela annenin böyle takkeyi önüne koyup şunu söylemesi gerekiyor. Benim evladımla ilişkimde bu yarayı ortaya çıkaracak. Çünkü orada ben de yaralanıyorum ve o yarayı aslında ona her duygusal olarak yara bıraktığım, onu zedelediğimi hissettiğimde yaram iki katına çıkıyor. Şimdi bu yaralanmayı, karşılıklı bu yaralanmayı ortaya çıkaran faktörler ne? Ve ben bununla ilgili ne yapabilirim? Sorumluluk alabilir miyim? Hangi zorlu duyguları bu telafi etme sürecinde göze almam gerekiyor? Yani kısacası telafi sadece çok çünkü karşılaştığım şey bu seans odasında. Çocuktan gidip annenin aşırı derecede özürler dilemesi. Fakat hayat standartlarında, hayat kalitesinde, destek anlamında hiçbir değişiklik yapmaması, bununla ilgili hiçbir krizi göze almaması tekrarlayan döngülere dönüşüyor. Çocuk hep mahcup bir anneyle büyüyor. Hep duygusal olarak desteklenmeye ihtiyaç duyan bir anneyle büyüyor ve çocuk bir yerden sonra çocukluğu bırakıyor. Diyor ki bu kadıncağızın yardıma ihtiyacı var. Yani ben bir de işleri zorlaştırmayayım. Tabii ki de bir parça çocuğun bu sorumluluğu hissetmesinde hiçbir beis yok. Fakat annenin o kırılganlığını, güçlü görüntüsünün arkasındaki kırılganlığı alan çocuk, çocukluğunu bir kenara bırakıp annesini teskin etmeye başlıyor. Bir bakıyoruz çocuk diyor ki anneye, anneciğim gerçekten sen iyi bir annesin, merak etme tamam mı, üzülme tamam mı? Sen iyisin, bende sıkıntı var demeye başlıyor. Tabii bu durumda anne gene aslında yarası artıyor. Hele ki birazcık böyle bilinçli de bir anneyse bilgi düzeyinde. İşler böyle bu şekilde karışık, yaralı, onarılmamış şekilde devam etmeye mahkum oluyor. Hasılı annelerin o telafi sürecine yaralayacağım. Bu kabul etmem gereken bir gerçek. O da beni yaralayacak. Ben onu değiştireceğim, o beni değiştirecek. Biz birlikte büyüyeceğiz. Ve dersler çıkararak, bazı şeyleri kabul ederek hayatı birbirimiz için yeniden ve yeniden düzenleyeceğiz.